Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan ve Mini Modlamaca serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm size şu gördüğünüz reaktörü nasıl yaptığımı ve bazı teknik aksaklıkların nasıl çözdüğümü açıklayacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi bu reaktör arkadaş şöyle şu değil tabi. Şuradan hemen size ilk bir ölçülerini göstermek istiyorum. Şöyle şuradan şuraya kadar 14 ediyor kendisi. Hatta şöyle bir garanti olsun. İşimizi bir garanti alalım. Aynen 14. Böyle genişlik olarak, derinlik olarak da 14. Bu Quarry'nin Quarry diyorum, pardon, özür dilerim. Bu reaktörün nasıl yapıldığını, içini nasıl doldurulduğunu ben size zaten anlatmıştım. O yüzden tekrar detayını anlatmayacağım. Sadece farklı yaptığım şeyleri söyleyeceğim. Portlarını bu şekilde yerleştirdim. Biri giriş, biri çıkış olarak, şu çıkış olarak verdim. Deli bir malzeme tüketimi var. Fakat yakın bir zamanda güzel bir quarry kuracağımız için bir Ender quarry kuracağız. Ender quarry'yi zaten ben diğer serimde de kurdum. Fakat burada da yine de anlatacağım size olaylarını, güzelliklerini. Onu kuracağımız için bu reaktör kendi yakıtını çıkarmış olacak. Zaten bundan çıkan artıklarla da yine bu reaktörü bir süre idare edebiliyoruz. Çift çıkış portu verdim ki bir tanesini ileride tesarak bağlamak istersek falan, bir tanesini evde kullanırız, bir tanesini Quarry'ye göndeririz, özel bir çıkış yaparız. O şekilde düşündüm. Şuraya da benim mod paketime özel olarak iki tane bildiğiniz gibi bilgisayar modu var. Bu reaktörü kontrol etmek için bir tanesi Open Computers olması lazım. Şöyle bak, kontrol edelim hemen. Biraz tabında ton of items. Yavaş, kusura bakmayın. Open Computers. Evet, Open Computers modumuz var. Bir adet. Bunu bilmeyenler içinse ben yine de Computer Craft isimli modu da yükledim. Computer Craft'ta işler biraz daha kolay. Çok bilinen bir mod. O yüzden ben bu modu da yükleme gereği duydum. Ama bu bilgisayar kodlamalarından önce şuraya bir Rednet Controller port koydum ki bunu güzel bir bilgisayar sistemi kurarsak bu Rednet porta bağlamadan önce şuradan Redstone'la idare edebilelim diye bu reaktörümüzü. Ve son olarak şu driver'ları bir arkadaş demiş ki, abi demiş, Stevie's Factory Manager'la yapsaydın ya, sıkıştırma sistemi demiş. Ben o sistemi biliyorum arkadaşlar, nasıl yapıldığından da eminim, yani biliyorum. Onu ben zaten hatırlarsanız senin ilk başlarında şurada bir yerde denemiştim. Onun hızını arttırmak için çok büyük bir uğraş gerekiyor. Gereksiz bir uğraş. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde üretebiliriz. O yüzden ben bu yolu tercih ettim. Ama senin dediğin şekilde de yapılabilir yani o yol. Şu cobblestone'ların tam altına gelecek şekilde bu transfer notlardan yine koydum. Toplam 8 tane sağlamış oldu ve yukarıda gördüğünüz gibi 7 tane sextuple birikmiş oldu. Ve sextuple'larda da 531 bin küsür tane yine cobblestone'umuz bulunuyor. Şimdi Applied Analytics sistemini geliştirmek istiyorum. Fakat bu bölüm değil. Şimdi ben iki bölüm arasında dediğim gibi bunu kurdum. Şunları şuraya taşıdım. Bilmiyorum bölüm için mi yaptım bunu. Büyük ihtimal bölüm dışında yapmışımdır ama emin de değilim. Şu bizim pressurized tüplerimiz yetersizdi. Bunlar normalde gaz tüpüydü, eski adı. Şimdi değiştirmişler. Ender.io'da da var. Bu arada size bir ek bilgi vermek istiyorum. Ender.io'nun da eklediği gaz tüpüyle yine bu modun yani mekanizm modunun şeylerini konuşamadım, kusura bakmayın. Mekanizmin gazlarını taşıyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Conduit diye adı. Şöyle gösterecek olursam. Of. Neredeydi o? Neyse, şu an göremedim ama Android'de öyle bir conduit var. Gaz taşıma üzerine. Onu da kullanabilirsiniz ki ben daha önceki serimde kullandım gibi hatırlıyorum. Bunların tabi su üretme yollarını değiştirdim. Burada 4 adet accumulator vardı. Bunları ben transfer nodlarla değiştirdim. Transfer nodları değiştirmemin sebebi Aqueous Accumulator'larla çok fazla su üretmek istersem onlara dünya kadar masraf etmem gerekecekti. Fakat ben bu yolla 4 tanecik transfer node koyarak, içine de böyle upgrade'ler koyarak aşırı hızlı bir su üretimi elde etmiş oldum. İleride de bu yolu kullanacağız. Şu an o kadar hızlı da üretiyoruz ki oksijen artıyor bile.
Fakat tabii gene bu kablo yavaş olduğu için yukarıdaki makineyi tam şu an ucu ucuna karşılıyor. Ucu ucuna karşıladığı için de ben bozmak istemedim. Yani şu an tam hiç durmadan, takılmadan çalışabiliyor sonrasında. Hop, bana bir string geldi. Magneti kapatalım. Ucu ucuna hızı şu an idare ediyor. Buraları tabii temizledim. Şurada yine lab üretme sitemiz. Büyük ihtimal uzun bir süre orada kalacak. Şuraya da doldurmaya üşendiğim için şöyle torçlandırdım. Güzelce görünmesini sağladım. Şöyle şurayı gösterecek olursak buraya birkaç sıra daha driver eklemek durumunda kaldım. Çünkü bu sistemi düzeltince, bu maden işlemi sistemini düzeltince şöyle chest'te gördüğünüz gibi bu chest defalarca kez doldu ve boşaldı. Bu chest hiç kıpırdamadı buradan. Ve şöyle söyleyeyim size. Yani çok hızlı bir şekilde şu an işleyebiliyoruz. Aşırı hızlı bir şekilde işleyebiliyoruz. O yüzden bu bizim işimizi bayağı bir görecek. Tabi buradaki enerji sistemini kaldırdığım için ben direkt bütün enerjiyi, ana enerjiyi aşağıdaki reaktöre bağladım. Ve şu anda bunların hepsini gayet idare edebiliyor. Sonrasında çalıştırabiliyor. Ve şuraya da bir Skystone chest ekledim. Bu Skystone chest'i eklememin sebebi de şu. Ben burada gördüğünüz gibi Reinforced tane servom var. Bu kabloya bağlı. Hep bağlıydı fakat makineye bağlıydı. Ama şöyle bir sorun var. Ben bunları gördüğünüz gibi factory'e çevirdim. Basic factory'ler. Hepsinin kendi alanına göre isimleri var. Crushing yapanın, crusher olanın, crushing factory, enrichment chamber olanın, enriching factory, energy smelter, smelting olanın ismi basic smelting. Yani bütün makinelere basit upgrade'lerle şöyle de göstereyim nasıl yapıldığını. Sonra dırdır ediyorsunuz. Şu şekilde kontrol circuit veya elektronik circuit istediğinizi kullanabilirsiniz ve etrafına bu kadarcık şey. Normal makine etrafına bu kadar basit şeyler doldurarak 3 slot birden kullanması sağlayabiliyorsunuz. Şuraya auto short'a bastığınız zaman da içine atılan şeyleri otomatik olarak 3'e bölüp böyle 3'ünden birden işleyebiliyor. Ve şöyle bir sorun olmuştu. Burada çok hızlı işleniyordu fakat bunun hızı yetmiyordu bu Reinforced Servo'nun. Çünkü Reinforced Servo sadece şöyle çalışıyordu. Birinci bölümdekileri alıyordu. Sonra onlar bitince ikinciye geçiyordu. Sonra onlar bitince üçüncüye geçiyordu. Fakat sürekli işlendiği için birincidekileri alıyordu. Tam böyle diğerine geçmeden hemen bir daha geliyordu. Onu alıyordu. Sonra sağdaki iki slotta birikiyordu bu malzemeler. Yani içinde stack stack alması gerekirken stack stack almayı bırakın. Sadece bir sekmeden aldığı için düzgün çalışmıyordu. Ben de altına bir chest ekledim. Şimdi buraya 3 tane 3 tane geliyor ve 3 tane 3 taneyi hemen çekebiliyor. İsterse 64 64 atsın. Yine de 64 64 çekebilir. Ve şöyle elinde gördüğünüz aletleri ben tabii etraftan söktüğüm bütün her şeyi buraya soktum, elime koydum. Enderman Spawner üzerinde çalışıyordum en son. Fakat soracak olabilirsiniz. Abi neden video çekmiyorsun bunları yaparken? Ben zaten bunları yapılışını size anlatıyorum. Ama elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum ve biliyorsunuz ki benim sınavlarım var. Ve sınavları üniversite sınavı olan insanlar genelde YouTube işindeyse YouTube işlerini bırakır. Fakat ben stres attığım için zaten bir duyuru videosu yayınladım. Onu da izlemenizi tavsiye ederim son duyuru videosunu. Dediğim gibi ben stres attığım için YouTube işi yapmaktan zevk alıyorum. Yani şu anda çok büyük bir beklentim yok. Hani gerçi abone sayımız da hani 2000'i geçti. Bunun için de size teşekkür ediyorum. Bununla ilgili hani güzel videolar da çekmek istiyorum. Fakat vakitsizlikten dolayı bu videoları size ulaştıramıyorum. Kusura bakmayın. Geniş bir vaktimle yani ufak bir hani bu ders çalışma tempomu hızlandıracağım. Çünkü şu an çok ağırım. Hızlandırdığım zaman bana ufak tefek vakitler kalacak. Bu ufak tefek vakitlerde kanal için ben de ufak tefek işler yapacağım. Yani güzel videolar mesela en son aklımda şu vardı. Mesela Compact Chest modunda bildiğiniz gibi chest'leri renklendirmek için RGB yani Adobe firmasının renk kodlarını kullanıyorsunuz. Onunla ilgili video çekmeyi düşündüm. Mesela Photoshop programı üzerinden bir renk seçip oradan o rengin renk kodlarını alıp Minecraft üzerinde nasıl chestlerin rengini Photoshop'ta gördüğünüz Adobe firmasının renk kodlarıyla bu renkleri renklendirebilirsiniz veya daha farklı yollarla nasıl istediğiniz tam istediğiniz rengi elde edebilirsiniz. Onlarla ilgili bir çalışma yapmayı düşündüm. Ayrıca şöyle bir ufak bir duyuru da yapmak istiyorum. Boş durmayayım bu arada. Ben Enderman farmını göstereyim. Ya en son üzerinde çalıştığım Enderman farmını. Bir Hexit serisi gibi bir şey düşündüm. Hani bütün arkadaşlar teknik sevmiyor olabilir diye düşündüm. O yüzden Hexit serisi gibi bir şey düşündüm. İçinde hem teknik modlar olacak. Çünkü bildiğiniz gibi mesela Tinker Construct modunun yanına Thermal Expansion modunu koyacağız ki şarjlı aletlerimiz, kılıçlarımız olsun, efsane aletlerimiz olsun.
Yani hem çok az girmeyeceğim fazla. Sadece savaşla ilgili olan kısımları kullanacağım. Teknik modlar olacak. Kesinlikle girmeyeceğim ama neredeyse modlara. Ve aynı zamanda çoğunlukla macera modları olacak. Hexit'in 1.7.10 versiyonu bulamadım. Bulan arkadaş varsa bir linkini atsın bana. Eğer bulamazsam kendim yapacağım. Hexit'te özel modlar var bazı. Mesela adında Hexical Essence falan olan içinde modlar var. Onları biraz araştırarak buldum. 1.7.10 için çıkartmışlar. Fakat nedense Hexit mod paketini güncellememişler. Burada gördüğünüz gibi 2.64, 1.22'lik buğdayımız olmuş. Ama nedense mod paketini güncellememiş kimse. Kimsenin umurunda olmamış. Bu beni açıkçası biraz üzdü çünkü bu mod paketini gerçekten istiyordum. Ama kendim de bir mod paketi... Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya marble'lardan güzel bir tasarım yaptım. Bu bizim neyimiz? Auto spawner'ımız. Bunun içine bir adet Enderman safanet koyacağım. Ve bu şekilde daha gelişmiş bir Enderman spawner yapmak için çalışma başlatacağım. Çünkü bu auto spawner denen araç yavaş. Gerçekten çok yavaş. Yani gereksiz bir fazlalık bir yavaşlığı var. O yüzden bununla ileride Wither Skeleton doğurtacağım. Şimdilik Enderman kullanacağım. O yüzden burada da bir Creeper kafaları falan var. Güzel oldu. Bunun da enerji sistemini söktüm. Sökmeme sebebi de şu. Çünkü bunun enerji sistemi yetmiyordu. Bu düzgün çalışmıyordu. Bunu temel bir enerji sisteme bağlayacağım. Şurada gördünüz. Pardon, şu bag'de gördünüz. Şurada benim 5 adet Steam Dynamo'm var. Bu Steam Dynamo'ları full upgrade'lerle çalıştıracağım. Zaten elimizde çok fazla Blaze Rod birikiyor biliyorsunuz. Bunlarla ben bunu rahat bir şekilde çalıştırabilirim diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunları bağladığım zaman güzel bir şekilde güzel çalışmalara gireceğiz inşallah diye düşünüyorum. Şöyle bir şey düşündüm. Buraya bir alt kat çıkmayı düşündüm. Alt kat çıkmamın sebebi de bu makine otomasyonlarını burada ben şimdi böyle yapınca güzel olmuyor. Alt kata geniş geniş yapabilirim. Fakat emin de değilim nasıl yapsam tam olarak. O yüzden size yine bir fikir danışmak istiyorum ama tabii videoda nasıl yapacaksam bunu da ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle düşündüm. Of çok havalı değil miyim ya? Vallahi muhteşem. Hop gel. Şöyle bir tasarım var aklımda ama yapabilir miyim emin değilim. Şuradan bildiğiniz gibi köşeden giriyoruz biz buraya. Şu yukarıya uyacağız. Şu yukarıya doğru bir çıkacak şöyle şurası. Sonra şu ortası yükselecek. Alt tarafına bir giriş olacak ve art taraf bir base gibi olacak. Falan filan. Yani böyle çok güzel düşündüm ama şu an nasıl olur hiçbir fikrim yok. Ama aklımda güzel planlar var. Gerçekten var. Yani şimdi şuradan bakacak olursak özellikle bir zombi pigmeni aldım şuraya gelebilmek için. 586'yı 116'ymış. Tabii sicili kullanmasaydım ben buraya girer ölürdüm. 586, 116. Şurası olması lazım. Aynen büyük ihtimal. Tabii ki de ben burayı gene işaretlemişim. Şimdi şöyle bir sorun var ki gördüğünüz gibi burası çok geniş. Yani metre tutarsak. Şöyle bakalım. Oradan buraya 16 var. Buradan buraya ise o kadar yok. 14 var. Tam ortası değil. Bunlar tam sığdıramadık falan filan. Bayağı bir sıkıntılar oldu. O yüzden nasıl yapsak şu an hiçbir fikrim yok. Kararsız kaldım. Derdimi de anlatamadım. Ay, süremiz ne kadar olmuş? Of 14 dakikamız olmuş. Muhteşem. Şimdilik o zaman biz bu Enderman sistemini çalıştıracak kadar bir işimizi görelim. Ondan sonrası Allah kerim deriz. İşimize bakarız. Şimdi bana büyük ihtimal bunların iki tanesi bununla çalıştırmak için yetecektir. Tabii ki şuradan bir yerden bir gireceğiz. Evet, buradan. Sonra nedir bu? Flux duct. Tabii şuradan. Boşu boşuna ne yapmayalım? Harcamayalım. Hardened flux taklar bu arada çok dandik diyebilirsiniz ama şu anda bizim işimizi görecek kadar iyiler.
Şöyle yapalım şunları da. Bu da şöyle olmasın da şöyle olsun. Tamamdır. Tamamdır. Şöyle biri, şöyle biri, iki tanesi. Geldi. Şimdi bunlara tabii su falan lazım. Onları da tabii bağlamak için ben yine şu güzel çantama attım. İhtiyaçlarımı, araçlarımı, gereçlerimi. Hop. Onları da yer altına gömelim azıcık ya. Normalde daha güzel bir yol bulabilirdim. Bu arada bir şey denemek istiyorum. Çalışırsa çok efsane olacak. Gerçekten çalışma ihtimali de var ama. Aküs accumulator'ı acaba normal su ile çalıştırabilir miyim? Pardon, normal su değil. Mob essence ile çalıştırabilir miyim? Burada içine gidince güzel efektler alırsınız. Night Vision mesela. Ve çok tatlı kendisi. Çoğu sıvıda Minecraft'taki hop böyle güzel özellikler var. Mesela glowstone falan dökerseniz evinizin bir tarafına. Yine aynı yere döktüm. Ama aynı yere dökmemişim. Evinizin bir tarafına, ki ben bunu ilk modlu Minecraft serimde yaptım. Size efektlerini veriyor ve aynı zamanda evinizin içinde güzel efektlerle coşabiliyorsunuz. Hoppa. Sakin ol şampiyon. Tamamdır. Son bir kovamı da koyduğum gibi. Sınırsız mobes kaynağı yapılacağını sanmıyorum ama. Tabii olmuyor. Denedim ama. Şimdi çalışırsa çok efsane olacak. Çalışmadı. Çok efsane olurdu çünkü. Aşırı. Tabii ki su taşıyacağım için bunlar benim için yeterli. Olsun. Mukadderat deriz. Kader deriz. Bize her yer su deriz. Hiç üzülmeyiz. Susuz köyden mi kaçtın kardeş deriz, yav deriz. Helal loya deriz falan. Hoppa, nasıl yaptım onu? Abi şimdi şunları bir koyalım tekrar şöyle de. Bir zombi bana doğru geliyor galiba. Ya da bir zombi acılar içinde öldü ama. Hangi zombiydi? Bizim zombilerden mi yoksa başka zombisi mi bilemedim şu an. Ortadan aldım. Buraya koydum. Tamamdır. Ama bu Aqueous Accumulator'ı su dışında başka bir şeyle başka şeylerle çalışabildiğini biliyorum. O yüzden zaten lan niye ben hep yanlış şeyi koyuyorum ya? O yüzden bir deneme ihtiyacı hissettim. Şu bakalım başka nelerle çalışabiliyor diye ufak bir deney aslında bu. Öyle güzel de oldu. Şimdi bu ikisine su gidiyor. Gayet enerjileri de sorunsuz. İkisi tek alalım. Ve direkt bu arada biliyorsunuz zaten bunlara yavrucuğum niye atamıyorum ben bunları buna? Şaka gibi. İlla blok olacak diye bir şart yoktur herhalde. Yoksa hiç hoş değil çünkü. Bu arada buranın ışıklandırmasını da blaze lamp ile yapabilirim. Çünkü elimizde çok var şu an. Vallahi bu çalışıyor. Çok saçma ama. Normalde blaze odunla çalışması gerekirdi. Gördüğünüz gibi enerjimiz hayvan gibi dolu verdi birden. 4 tane de köblomuz artmış tabii ki. Şöyle bakalım, elimizde zaten conduit olacaktı. Daha doğrusu yokmuş, tamam. Biz direkt şeye bağlamıştık, hatırladım. Enerji kablolarını kullanmamıştık da. Direkt jeneratörleri bağlamıştık. Şimdi üstüne direkt bunu koyacağım. Yani taşıma değirmenine su döner mi dönmez mi? Göreceğiz şimdi. Su dönmez, pardon. Taşıma suyla değirmen döner mi dönmez mi?
bunu da koyduk. Şimdi benim tek yapacağım şey çok basit. Şuraya bir delik açacağım. Şuraya gireceğim ve şuradan gelene geçene vuracağım. Neden böyle bir şey yapacağım? Çünkü böyle benim şu an yapmak istediğim Pearl elde etmek değil. Endermenlerin kafasını elde etmek. Endermenlerin kafasını elde etmek için çok sayıda Enderman'i bu Enderman'ın kılıcıyla öldürmemiz. Burası tamamdır. Şimdi elime crowbar'ımı alacağım. Şuradaymış. Buna bir tane tıklayacağım. Tıklamaya çalışacağım. Tıkladım. Direkt içine akacak. Tek yapmam gereken bir adet Enderman, içinde Enderman hapsedilmiş Safari Net'i oraya bırakmak. Hop canım gidiyor. Sigil bitmiş. Oraya kadar idare eder beni, tamam. Bu arada sigilinizin içindeki depolu LP'niz biterse bu moda da güzel bir gireceğiz herhalde. Böyle canınız gider. Ama tabii düşmekten daha az hasar verdiği için kullanılabilir. Bunu otomatik doldurmanın yolları var. Fakat daha ileride yapacağız onu. Şimdi yapmam gereken nedir? Evet, Safari Net craft etmek. Çünkü en son elimde öyle bir Safari Net yoktu. Evet, hala da yok. Ama Enderman'i bulmamız çok kolay. Hatırlarsanız Lucky blokların içinden bütün yaratıkların bir tane yumurtası çıkmıştı oradan. Direkt Safari Net'imize aktaracağız Enderman'i. Bu arada bu iki Safari Net'in farkını söyleyeyim. Şu reusable, yani tekrar kullanılabilir anlamına geliyor. Biraz daha pahalı. Şu normal tek kullanımlık. Daha ucuz zaten. Böyle çıkma oranları falan bakalım. Şu zaten içi dolu. Bunu hani ödül olarak verir. Bunu bir craft etme yolu yok. Şu mystery olanını. Rastgele sandıklardan çıkabiliyor. Şu yine aynısından. Golden Jailers. Yok, aynısı değilmiş. Bunun farkı ne acaba? Bunu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bu yeni eklenmiş. Şunu biliyorum. Jailer Safari Net şu. Normal yollarla tekrar kaybolmuyor. Mesela bir zombiyi bunun içine koydunuz. Sonra geri koydunuz. Geri bıraktınız. Bir daha kaybolmuyorlar. Yok olmuyorlar. Hep aynı yerde duruyorlar. Şimdi zombimizi şunun içine bir sokalım bakalım. Zombi diyorum. Enderman'ımızı. Enderman'ımızı sokalım. Biraz kafasını koparalım kendisinin. Hazır mıyız? Tamamdır. Hiç sürmedi bile. 40 canı var ama sorun değil. Biz hallederiz. Tamam. Canımın hepsini halletmeden buraya da gelebildim. İyiyiz. Muhteşemiz şu an. Lan. Ne oluyor? Bilgisayar takıldı. Tamam. Sonra buna sağ tıklayan çıplak elle içine bırakalım. Ve operasyon başladı. Ta bunların gayet de kaçıp bana saldırma ihtimalleri olduğu için ben şöyle bir koruma önlemi alacağım. Yanıma gelemesinler diye. Gayet doyuyorlar fakat yine de yanıma gelmelerini istemiyorum hiçbir şekilde. Tamam, kaçamıyorlar, güzel. Gördüğünüz gibi bu şekilde hani bunları böyle vura vura öldüreceğiz kafa düşürene kadar. Kafa düştükten zaten sadece enerjiyle çalışan bir spawner yapacağız. Gördüğünüz gibi mesela Dimlet düştü. Şuradan nasıl açalım. Dimlet ne diye sorarsanız bu Areftus moduna girdiğim zaman bunun ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz zaten. Hadi oğlum. Bir tane kafa düşmez mi ya? Ayıp ama ha. O zaman biraz hileden hurdadan mı yararlansak? Şöyle bir evimize gidelim. Oraya kadar ölmem. Ölmedim zaten. Tamamdır. The Ender, Smite değil, Knockback değil, Fire Spike, Looting, Vorpal. Aha. Vorpal denilen enchant
eski sol şartın, yani şu sol şart modunun, sol şart da old ways oldu şimdi adı. Yani en eski sol şart modunun, 1.47 zamandaki o sol şart modunun, anladınız zaten, daha da tekrar etmeyeceğim. Eklediği bir enchant, Vorpal isimli enchant sayesinde ne kılıca bastığınız zaman kafa düşme oranı çok fazla artıyor. Bu sayede kafa düşürebiliyorsunuz. Güzel bir enchant. Bastım. Geldi. Artık bunun kafa düşmeme ihtimali düşük zaten direkt. Endermenlerden şu an çatır çutur kafa düşmesi lazım. Özellikle bunu kullanım alanı şu Wither Skeleton'lar. Onlardan rahatça kafa düşürmek için kullanılır. Ben buna ne sharpness basmadım. Geri dön. Sharpness. Sharpness. Bir sharpness yetmez ki. Sharpness 5 basıyorum. Evet, şu an 12 vuruyor. Bu hayvan gibi işlerini bitirir. İki katından daha fazlasına çıktı. Bu bizim için güzel. Şimdi bakalım bakalım. Zaten looting'e gerek yok. Ender Pearl yeterince çıkıyor şu an. İki vuruşta öldüreceğiz şu an bunları. Hadi oğlum. Hadi 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 hadi. Bu arada hem sol üstte hem sol altta Enderman'lerin canlarını görebiliyorsunuz. Artık makineyi kapatamazsak ki şöyle şunu alıp direkt kapatabiliriz. Enerjisini kesecektim ama kapatabildim. Güzel. Hepsi bitti. Şöyle bir mıknatısımızı açalım. Hop. Of of. İçeri bir girip bakmak istiyorum son duruma. Of of. Görüyorsunuz bir tane kafa elde etmişiz. Why Enderpearl Tainted Gomu. Garip bir taint malzemesi çıkmış içinden. Ama sonuçta istediğimiz şey buydu. Enderman Net. Enderman Net ne işe yarıyorsa soracak olursanız Soulbinder isim verilen bir makine var. Bunu yapmamız şart. Enderman'ı spawner yapmak için. Ayrıca Slain Splice gibi makine de var. Tabi bunlar da spawner için şart. Ayrıca spawner kendisi için de Enderman Head şart. O yüzden bu Enderman Head'lerden bize bayağı gerekecek. Onun için uğraşmaya değer bu Enderman Head'ler için. Neyse, o zaman millet, bölümü burada bitirelim. Süremiz de tabii olmuş bayağı. İzleyiciler, diğer bölüm bu sistemlere bitirmeye çalışacağız. Bir Enderman spawner yapmaya çalışacağız Enderman için. Sonra o Enderman spawnerıyla ya da diğer bölüme kadar düşüneceğim. Siz de yorumlarda belirtirsiniz. Tabii diğer bölümü çekmezsem bu arada. Yine Blaze'lere yaptığımız gibi Enderman'leri de, yani Modsoul serimizde yaptığımız Enderman spawner'ların aynısını yapmayı düşünüyorum. İki tane yan yana yapmıştık ve Ender Pearl'ler çok fazla birikiyordu ve güzel bir şey bu. Bu kadar çok Ender Pearl çok işe yarıyor. Yani güzel bir enerji sistemi yapmaya kadar güzel yani. Bu sayede güzel bir enerji sistemi elde edebiliriz. Güzel bir Enderman farm yapabiliriz. Ender Pearl'lerimiz bayağı birikir. Hop, taint. Şu an kaçmam lazım. Yemek yemem lazım, öleceğim yoksa. Bu Tainted Go denilen meret şeyde bizim başımızı çok yakmıştı. Taint denilen meret. Çünkü garip garip görünmeyen yaratıklar geliyor ve size vuruyorlar Towncraft'la. Yani Towncraft'ın artıları yanında bu pek sayılmaz belki ama yine de çok sinir bozucu bir şey. Neyse, izleyiciler, beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bay bay.